tankımızdan helikopterimize, İHA'mız, SİHA'mızdan milli savaş uçağımıza, silah namlularından çelik zırhlı yeleklerimize kadar tüm zırhlı araç gereçlerimizde %100 yerli %100 milli zırh geliyor. Hem de bor madeninden yüksek teknoloji ürünü yerli ve milli bor madenimiz bor karbüre dönüşüyor. Bu bor karbür ile zırh kaplamasında çığır açacağız. Bugün bu tesisin temel atma töreni var. Bor Mehmetçiğimize zırh olacak, bor gücümüze güç katacak. Cümleten selam aleyküm dostlar. Cumamız mübarek olsun. Çok güzel bir günde çok güzel bir konu ile sizlerden beraberim. Ama önce gündeme dair dünyada Türkiye nasıl işleniyor özet şeklinden haberleri sizlere aktarayıp ondan sonra günümüzün bugünün esas konusu bor madenini işleyeceğiz. Ve bordan bugün çığır açacak bir yatırımdan tüm dünyaya mesaj vereceğiz. Buyurun videoya. Tabii ki ilk gündem ve gündemimizin ağırlığı olan Fırat'ın doğusu ne durumda? Neler oluyor? Amerika'dan ne ses var? Rusya'dan ne ses var? Avrupa'dan ne ses var? Trump uyandı, eline telefonunu aldı. Tak 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 tweet bombardımanına başladı. Trump'ın ilk tweet'i şu. Türkiye güvenli bölge olarak bilinen alandaki YPG PKK'ların geri çekilmesini İzliyor, onları vurmuyor. Onları vurursa çok büyük yaptırımlarınla Türkiye'ye zarar vereceğimi biliyor dedi Trump. Ulan Trump. Neyse konuş. Sen bugünlerde, sen bu haftalarda, bu aylarda bizden yanasın. İşimize yarıyorsun konuş. Sesimizi çıkarmayacağız, sana laf söylemeyeceğim. Sarışın bomba. Tabii dün Trump bazı şeyler söylemişti. YPG PYD ile ilgili. Biz onları Fırat'ın doğusundan daha güneye çekiyoruz. Petrol bölgelerini korumaya çekiyoruz. Onlar petrol bölgelerini koruyacaktır dedi Trump ve biz de onlara askeri destek vereceğiz dedi. Tabii bu teklif YPG'nin, PYD'nin hiç hoşuna gitmedi içeriden çatlak sesler geliyor. Biz oralarda ne yapacağız? Oralar bize göre değil. Zaten hali hazırda orada bizim tabanımız yok. Çünkü Suriye'nin içleri, güney bölgesi tamamen Arap nüfusun yaşadığı bir bölge. PYD-YPG esas gücünü Türkiye sınırı olan bölgelerden alıyor. Orada yerleşik olan Kürtlerden alıyor. Bu YPG'nin, PYD'nin hiç hoşuna gitmedi. Bundan sonra bizim petrolleri YPG'liler bekleyecek dedi Trump. Mazlumdan bunu bekliyor dedi ve mazlumu da öve 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 bitiremedi. Onun da hesabı sorulacak. MIT çalışıyor. Kremlin sözcüsü Peskov yaptığı açıklamayla YPG PYD'ye tekrardan uyarıda bulundu. Peskov şunu söyledi. YPG PKK Türkiye sınırından güneye çekilmezse, M4 karayolunun güneyine çekilmezse Türk ordusu ile teke tek baş başa kalır. Ne biz aralarına gireriz ne Suriye Esad rejimi aralarına girer hiçbir şekilde karışmayız dedi Peskov. Çünkü YPG, PYD kendi içinde şu an bölünmüş vaziyette. Sizlere daha önce aktardığım gibi bir kısmı çekilelim, bir kısmı çekilmeyelim. Türk ordusundan çatışalım, savaşalım. Görüşünde Rusya'yı da dinlemeyen kitleler var. Esad'ı zaten dinlemeyen kitleler var. Bir yan olmuş Amerikancı, bir yan olmuş Rusçu, bir yan olmuş Esad'cı, bir yan olmuş İrancı. Böyle vıçır vıçır. Kendi içinde kaynıyor. Biz hepinizi bir yere toplayıp kaynatacağız kaynar kazanda. 3 gününüz gitti. Kaldı 3 gününüz. Salı gün saat 18.00'da bu iş biter, süre biter. Gittiniz gittiniz, gitmediniz devam. Almanya. Almanya'dan sesler gelmeye başladı. Almanya bir şeyler yumurtlamaya çalışıyor da yumurtlatan yok. Almanya durduğu durdu. Şunu söyledi. Fırat'ın doğusuna güvenli bölgeye Avrupa olarak bizler gidelim veya Birleşmiş Milletler oraya askeri güç göndersin. Bizler 2500 personel, tank, obüs, zırhlı araç gereçten destek vermeye hazırız demiş Almanlar. Vayttı be. Ulan Almanlar, o birayı içmeyecektin. O son bir birayı içmeyecektin. Alman Bakan, bak içtin, sapıttın. Ya arkadaş ne diyeyim ben bunlara? Türkiye o kadar dil döktü yıllardır. Gelin burada güvenli bölgeyi tesis edelim diye hiçbiriniz kılınızı kıpırdatmadınız. Para vermeye geldi, vermediniz. Şimdi Türkiye balyozu indire 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 ilerliyor. Türkiye durmayacak. Bari biz araya girelim derdindesiniz. Gelinle de görelim bakalım. Nasıl geleceksiniz? Kim sizi oraya sokacak? Sıkar biraz, sıkar. Ve sizlere Maduro dosyasını açacağım. Sizlere Venezuela dosyasını açacağım. Venezuela Türkiye ilişkileri ne dur durumda? Altın alış satışı ne durumda? Bunun ciddi irdelemesini sizlere bir video ile özetleyeceğim sevgili dostlar. Ve bugünkü gündemimizin ana konusu, ana maddesi bor. Yıllardır bor gider Türkiye bakar mantığı vardı. Ama bugün itibariyle Bor gitmiyor, Türkiye bakmıyor, Türkler bakmıyor. Boru kendi tesislerimizde tamamen milli ve yerli olaraktan kendi teknolojik ürünlerimizden çeşitlendiriyoruz, zenginleştiriyoruz ve bor cevherinden dünyada ilk defa bor zırhını ürettik. Bugün bu tesisin temel atma töreni var. Milli savaş uçağımızdan tankımıza, helikopterimizden zırhlı araç gereçlerimize, silah namlarından çelik yeleklere kadar envai çeşit Ürünlerde bor ile zenginleştirilmiş zıhlar geliyor. Dünyada 4.5 milyar metreküp bor madeni var. Bu 4.5 milyar metreküpün 3.5 milyarı Türkiye'de elhamdülillah. Bu yaklaşık %75'lik bir oran ile dünyada bor madeninde bir numarayız, zirvedeyiz. Dünyanın bor madeni ihtiyacını 500 yıl gibi uzun bir süre Türkiye tek başına karşılayabilir derecede bor madenine sahip. Hali hazırda dünyada petrol bitmek üzere sevgili dostlar. İnsanoğlu günde ortalama 86 milyar metreküp petrol kullanıyor. Ve bu oran her yıl 1.3 kat sayısıyla artmakta. Dünyadaki ise kanıtlanmış petrol rezervi 1333 katrilyon metreküp petrol var. Ve yapılan hesaplamalara göre dünya bu hızla petrol tüketmeye devam ederse 2041 yılında petrol madeni tükenmiş olacak. Türkiye'nin hali hazırdaki bor madeni dünyaya 500 yıl yetecek kapasitede. Bor madeni savaşları çıkabilir sevgili dostlar. Türkiye her şeye hazırlıklı olmalı. Türkiye tüm hazırlıklarını dört dörtlük yapmalı. Yapıyoruz da çok şükür. Bor madeninin çok geniş bir kullanım alanı, kullanım sahası var. Sağlık sektöründen tarım sektörüne, ilaç sektöründen gıda sektörüne, silah sanayi sektörüne, atla hayale gelecek tüm sektörlerde bor madeni ve türevleri kullanılıyor, ihtiyaç var. Dünyanın yıllık 4 milyon ton bor madeni ihtiyacı var. Bunu 2,5 milyon tonunu Türkiye tek başına karşılıyor %60'lık bir rakam ile. Her yıl dünyaya 2,5 milyon ton bor madeni satıyoruz. Bor madeni 10-15 yıl önceye kadar %98 topraktan çıkmış haliyle ham haliyle satılmaktaydı. Hiçbir işlem yapılmadan saf haliyle dünya pazarına satılmaktaydı. Ve bunun tonu dünya pazarında 150 dolar civarı bir rakam. Şu anda ise yıl 2019. Türkiye artık ham bor madenini işleyerek rafine ürünler elde etmeye başladı. Hali hazırda eti madenin 32 işletmesinde 17 çeşit rafineri bor ürünü elde ediliyor. Ve bu elde ettiğimiz bor ürünlerini dünyada 120 ülkeye satmaktayız. Boru işleyerek elde ettiğimiz rafineri bor ürünlerin ise dünyadaki ton başı fiyatı 600 dolar. Adım adım yükseliyoruz. 150 dolardan 600 dolara geldik. Ülkemiz için önemli bir şimdi Şimdi ise bugün temeli atılacak olan tesis ile Türkiye artık bor karbür üreten sayılı ülkelerden biri olacak. Ve dünyada bordan zırh üreten ilk ülke Türkiye'dir. Türkiye olacak. Bu bor karbür o kadar sert bir malzeme ki elmastan sonra dünyadaki en sert ikinci metal. Fakat bir o oranda da en hafif metal. Bu fabrikada bu tesiste bor karbürü birbirine çarpıştırarak öğüteceğiz. Ve bu öğüttüğümüz bor karbürden bor karbür tozunu elde etmiş olacağız. Bu bor karbür tozunun dünya piyasasındaki fiyatı müthiş. 30 bin dolar. 150 dolar, 500-600 dolar, 30 bin dolar. Wow. Nereden nereye? Daha düne kadar denebilecek bir süre önce kendi milli kaynağımızı komik bir rakam denecek kadar az bir fiyata tonu 150 dolara dünyaya ham olarak satıyorduk, veriyorduk, elimizden kaptırıyorduk. Tabii biz bu bor madenini dünya dev ülkelere çok komik bir rakama satıyorduk. O dünya dev ülkeleri ise o bor madenini işleyerek yaklaşık 250-300 çeşit ürün elde ediyor ve bunu geri bize Türkiye'ye devasa fiyatlara satıyordu. Çuval dolusu para verip onları geri satın alıyorduk. Sattığımız fiyatın 100 katı, 1000 katı fiyata geri alıyorduk. Almak zorunda kalıyorduk. Ama şimdi öyle mi? Hayır. Ham bor madenini işleyerek tonu 600 dolara rafine ürün olarak satıyoruz. Olayı biraz daha ilerleterek bor karbürü elde ediyor. Bor karbürü de tonu 30 bin dolara satıyoruz. Sizlere az önce de bahsettiğim gibi bor karbür tozundan elde edeceğimiz ürünler ile tüm savunma sanayinde kullanılacak araç gereçlerin zırhını üreteceğiz. Onları zırhla, bor zırhıyla kaplayacağız. Ve bu elde edilmiş zırhın fiyatı ise korkunç bir rakam sevgili dostlar. İnanılmaz. 1 ton bor karbür zırhının fiyatı tamı tamına 400 bin dolar. Wow! inanılmaz. 400 bin dolar, 150 dolar nerede? 400 bin dolar nerede? Olağanüstü bir fiyat, olağanüstü bir katma değer. Tamamen ülkemize kalacak olan bir sermaye, tamamen ülkemizin dış dünyaya satacağı bir katma değer çok şükür Allah'a. Ve bu bor karbür zırhından elde edilen zırh o kadar hafif bir malzeme ki çelik zırhtan 10 kat daha hafif bir zırh. Neredeyse tüy gibi hani kıyasama babında. Çok hafif bir zırh ve çok daha uzun ömürlü. Artı hiçbir şekilde sağlık gönünden zararı olmayan bir madde. Ya Rabbi, bu ne güzel bir nimetmiş böyle. Allah'ım hamdolsun sana. Ve bu bor karbürden elde edilecek ürünlerden en önemlilerinden biri ise nükleer tesislerde kullanacağımız yan ürünler elde ediliyor. Nükleer tesislerde nötron tutucu ve reaksiyon önleyici madde olaraktan tesise katkı sunuyor bor madeni. Nükleer santrallerde kullanılacak olan bu bor madeninin fiyatı dünya piyasalarında milyon dolarlarla hesap ediliyor sevgili dostlar siz artık anlayın. Nereden nereye? Sizlere kısa bir anekdot söyleyeyim. Yıl 2006. Kocaeli Üniversitesi Metroloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Şadi Karagöz ve ekibi bor madeninden çelik zırh imal etti. Ve bunun patenti için ise patent enstitüsüne ve TÜBİTAK'a başvuruyor. Burada patent işlemleri gerçekleştirilirken ne oluyorsa oluyor bir anda Profesör Şadi Karagöz Hoca ölümcül bir hastalığa yakalanıyor. Bu hastalıktan sonra elini ayağını her şeyini çeken Profesör Şadi Hoca kısa bir süre sonra ölüyor. Ve 2006 yılında başvurduğu patent ise kadük oluyor. Her şey ortada kalıyor. Tüm çalışmalar, projeler, dosyalar ortada kalıyor. İnsanın aklına her şey geliyor. Acaba TÜBİTAK'a sızan, TSE'ye sızan tüm kurul kuruluşlarımıza sızan fetöcüler mi aklını ve zihnini satanlar mı satılmışlar mı hainler mi kimler olduğu belli olmayan kişilerce acaba bir olaylar mı çevrildi Şadi Hoca etrafında diye insan düşünmeden edemiyor ne zaman ki tüm kurum ve kuruluşlarımız temizlenmeye başlandı, teknolojide koşar adım gitmeye başladık. Tüm teknolojik ürünlerimizi üretmeye başladık. Üretmeye devam edeceğiz inşallah. Savunma sanayinde inanılmaz bir adım attık, atmaya devam edeceğiz inşallah. Bizler içimizdeki hainleri temizleyerek tamamen yerli ve milli mühendislerimizle, insanlarımızla, bilim adamlarımızla dur durak bilmeden çalışmaya devam edeceğiz. Bugün temeli atılacak olan tesis ile milli servetimizi kat ve kat arttıracağız. Geleceğimize olan inancımız kat ve kat artacak. geleceğimiz olan yatırımımız kat ve kat artacak. Bor madeni Allah'ın bize verdiği bir nimet. Bunu kullanmasını artık çok şükür çok iyi biliyoruz. Ta ki düne kadar tonunu 150 dolara sattığımız bor madeninden tonu milyon dolarlara gelecek olan bor madenine adım adım yaklaşıyoruz. Ve bor madeninden, çelikten 10 kat daha hafif zırh ürettik. Daha sağlam, daha dayanıklı, daha uzun ömürlü ve daha sağlıklı zırh ürettik. Bugün bunun tesis yatırımları yapılıyor. Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Sevgili dostlar yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'a emanet olun.